Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Müslüm Gürses'in Sensiz Olmaz adlı parçasının gitar dersini göstereceğim. Aslında ben bu şarkıyı çalmıştım orijinal şarkı üzerine. Ama YouTube politikaları, telif politikaları yüzünden kaldırmak durumunda kaldım. Sizden de çok fazla dönüş olmuştu. Ben o videoyu izliyordum nereye gitti diye. Sildim arkadaşlar. Silindi değil de sildim. Çünkü ihtar geldi. Silmek durumunda kaldım. Kanalın selameti için. O yüzden ara sıra böyle geçmişte silmek zorunda kaldım. Bazı şarkıların ders olarak da çekmek istiyorum videolarını. Bilginiz olsun şimdiden. Dersimize geçmeden önce bana katıl butonuyla destek olan arkadaşlarımın isimlerini anons etmek istiyorum. Berk Tüter ve de Justice Junkie adlı arkadaşlarım bana katıl butonu üzerinden destek oluyor arkadaşlar. Sizler de bana katıl butonuyla destek olmak istiyorsanız yukarı koyduğum bilgilendirme videosunu izleyerek bana katıl butonuyla ayrıca destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu ders özelinde şöyle bir şey olacak. Bu şarkının akorlarını yani sözlü akorlarını şu kısma veya şu kısma koymayacağım. Çünkü bu şarkı özelinde telif sıkıntısı var. O yüzden şarkının sözünü, orijinal melodisini kullanamıyorum. O yüzden affınıza sığınıyorum ama şarkının bütün akorlarını ben akormatik.com/kulübe hepsini koydum. O yüzden bu videoyu izlerken akormatiği de açıp eş zamanlı izleyebilirseniz çok iyi aklınızda kalacaktır. İlgili linki yorum kısmına koydum arkadaşlar. Oradan açabilirsiniz şimdi. Şimdi bu şarkı çok güzel. Müslüm Gürses bunu 2004 yılında Neredesin Firuze adlı şarkı için seslendirmişti diye hatırlıyorum. 2004 yılıydı. Muazzam bir yorumdu. Çok sevilmişti. Müslüm Gürses'i dinlemeyenler bu şarkıyla Müslüm Gürses hayranı olmuşlardı. Ben de o zamanlar lisedeydim. Çok güzel. Gerçekten duygular barındıran bir şarkı. Bülent Ortaçgil'in şarkısı zaten biliyorsunuz. Şimdi şarkı çok kolay değil. Abartı zor değil ama orta seviye bir şarkı. Çünkü maj yedili, minor yedili akorlarımız var. Arpejimiz biraz farklı. Ritmimiz kolay. Şarkının başında size ufak gösterdiğim o violensel veya keman solosunda tablarını yazdım. Bu videonun sonuna doğru göstereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi kaydımıza geçmeden önce eğer bu kayıt sizler için yararlı olursa bu kaydı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim diyerek önce sizlere akorları bir tanıtayım. Birinci akorumuz D maj 7. Ya da bunu ben böyle basamam hayatta diyenler varsa şu şekilde de basabilirler. Şöyle 1, 2 ve 3. Tellerde işaret parmağınızla ikinci teli kapatabilirsiniz. Ama ben böyle basmayı tercih ediyorum. İkinci akorumuz Do diyez minör 7. Yani C diyez M 7. Diğer bir akorumuz hiç pozisyonu bozmadan iki perde aşağı indik. Si minör 7'li B M 7. Diğer bir akorumuz La. A akorumuz. Bir yerde A maj 7 basıyorum arkadaşlar. Ya La ya da La maj 7. A maj 7. Son akorumuzsa Mi arkadaşlar. E dediğimiz akor. Hızlıca akorları tekrar söyleyeyim. D maj 7. Do diyez minör 7. Si minör 7. A maj 7. La. Mi. Dediğim gibi çok kolay bir şarkı değil. Bu şarkıyı aslında böyle sıkıntı değil de farklı kılan arpeji. Şimdi şarkıda arkada giden bir piyano var. O yüzden böyle biraz kafasına göre takılıyor arkadaki piyano. Gitara uyarlamak biraz zor. Hatta şarkının başındaki o keman veya violonsel solosunu da çalmaya çalıştım size. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aynı duyguyu tabii ki vermiyor ama bir şeyler yapmaya çalıştım. O yüzden tam gitara uygun bir parça değil Müslüm Gürses'in tarzı. Bülent Ortaçgil'in tarzı daha uygun aslında. Şimdi arpejimiz 3 farklı arpej yapabiliriz arkadaşlar. Birinci arpejimiz şu olabilir ilk sözlerde. Bas tel 3 2 1 2 3 2. Şöyle göstereyim. Bu birinci arpejimiz olabilir. İkinci arpejimiz bas tel 3 2 1 2 3 1. Yani bir önceki arpejin sonundaki 2 değil de 1. Üçüncü arpejimiz ise şu olabilir arkadaşlar. Bas tel 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Bu da olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi çok farklı. Bunu şarkı içinde söylerken hepsini aynı anda da kullanabilirsiniz. Farklı farklı da kullanabilirsiniz. Hep birisini de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi ben de çalarken öyle çalıyorum. Çünkü sabit şarkı söylemek çok kolay değil. O yüzden arpeji de sabit kılmak da çok doğru bir şey değil bence bu şarkı için. Şimdi ben önce size bir mırıldanayım. Sonra üzerine konuşalım. Akormatiği açtıysanız oradan beni izleyebilirsiniz şu anda. Bu sabah yalnız uyandım. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Tanıdık kokular yok. Sensiz olmaz.
Kahvaltım anlamsızdı. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. İlk sigaram bile tatsızdı. Sensiz olmaz. Şimdi iki farklı veya üç farklı arpejide kullandım diye düşünüyorum. Mesela sensiz olmaz, sensiz olmaz satırlarında şu bence oluyor. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Bas tel 3 2 1 2 3 1 2 bas tel 3 2 1 3 2 1 2 yani ikisi de aynı. Bas tel 3 2 1 2 3 1 2 bas tel 3 2 1 2 3 1 2. O satırda bu arpeji kullanabilirsiniz. Diğer kısımlarda mesela bu sabah bakın. Sadece böyle bir de geçebilirsiniz. Dediğim gibi çok müsait bir parça. Bas tel 3 2 1 2 3 1 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 de yapabilirsiniz. Bunu kafanızı ezberlemeye çalışırsanız şarkıdan koparsınız arkadaşlar, ritim kaçırırsınız. Hatta ben de az önce kaçırdım herhalde. Burada hep aynı gidiyor. Sonra işte sensiz olmaz kısmında farklı bir akora geçiyoruz. Sensiz olmaz. Bundan sonra bir violonsel veya keman solası giriyor. Oraya geçiyorum. Oranın akorları da zaten akormatikte yazıyor, görüyorsunuz. Bundan sonra yine anlaşılan alışmışım diye devam ediyor arkadaşlar. Orayı ortadan alacağım. Şuradan alıyorum. Aşk bir dengesizlik işinden alıyorum. Aşk bir dengesizlik işi. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Dengeye dönüşen bir sevgi. Sensiz olmaz. Nakarat geliyor. Gidiyor. Arkada giden bir solo var arkadaşlar. Şimdi burada sadece nakaratta ritim kullanabiliyoruz dediğim gibi. Burada da arpeji yapabiliriz ama çok nasıl diyeyim, boğuluyor şarkı bence. Yani bakalım. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Niye? Yani ben böyle yapmayı sevmiyorum. Burada ritim yapabiliriz. Şimdi ritmimiz ne diye soracaksınız tabii ki. Sevmiyorum bu soruyu. O yüzden birkaç ritim göstereyim arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Yine akor başına sadece bu ritim. Aşağı bekle biraz, aşağı yukarı. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Şimdi burada güzel bir senkop gibi bir şey var. Böyle birleştiriyor. Bir daha yapayım. Ritmimiz dediğim gibi akor başına. Aşağı bekle biraz, aşağı yukarı. Yine kendi kendime sormadan duramadım. Burada öyle bir geçiş var ki arkadaşlar, bunu nasıl anlatacağımı şu an bilmiyorum. Yani sormadan duramadım. Burada bekle de bilirsiniz. Ya yani bir kere BM7'yi aşağı vurup sormadan duramadım. Niye? Kendi kendime istiyorum diye bulamadım. Sözleri karıştırdım. Bir daha yapıyorum. Şimdi farklı bir daha yapmayayım. Farklı ritimde bir daha yapayım. Şimdi nasıl başka bir ritim nasıl yapabiliriz? Diğer ritmimiz şu şekilde olabilir arkadaşlar. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı. Bu biraz daha hızlandırıyor şarkı ama size kalmış. Yine pardon, son bir yukarı var. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. Yine diye gidiyor.
gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ritmin birisi şu olabilir. Özet geçiyorum. Bu olabilir. Aşağı, aşağı yukarı. Ya da aşağı, yukarı, yukarı, aşağı yukarı. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen piyano endeksli bir şarkı olduğu için biraz ritim uydurmak ve arpej uydurmak zor olabilir. O yüzden şarkıya çok hakim olmak lazım ki söylerken ve de arpej ederken aksanmaması lazım, sallanmamak gerek. Şimdi arkadaşlar şarkının o başında, ilk videonun başında da gösterdiğim o bir solo gibi bir şey var, melodi var. Orayı göstereyim. Zaten tabları çok açık şu anda görüyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar normal bir çalayım önce. Bu şekilde burada biraz keman, işte violonsel efekti vermek için işte böyle bir hammer on pull-off'larımız var. Düz çalınca çok bir şeye benzemiyor. Şimdi görüldüğü üzere burada bir 4 ile 5 arasında burada 2'den 4'e slide'ımız var. 2 4 hammer. Ya bunun nesini anlatayım arkadaşlar? Tabu çok açık zaten. Hammer, pull off. Bunları biliyorsanız zaten çok rahat çalarsınız. Durum bundan ibaret. Umarım yararlı olmuştur. Eğer olduysa bu kaydı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Katıl butonundan da desteklerinizi bekliyorum. Herkese müzikli günler. Esen kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.